Bugün Akkışla kültürünün önemli isimlerinden Ahmet Baytekin amcamızla birlikteyiz. Kendisiyle eskiye dair, Akkışla'nın kültürüne dair, türkülerine, manilerine dair sohbetimiz, muhabbetimiz olacak. Muhabbetimize kendisini tanıyarak başlıyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkametgahımıza. Akkışla Yukarı Mahalle. Namı diğer Amirim Mehmet'in oğluyum. Adım Ahmet, soyadım Baytekin. Çamur Ahmet diye lakabına anılan bir insanım. Yaşın kaç Ahmet amca? Yaşım, ana yaşım 73. Hükümete göre 70 yaş. Anladım. Kendi aileni, kendini şöyle bir tanıt, eskiye dair nasıl geldin bu yollara? Onları bir öğrenelim öncelikle. Şimdi kendi ailem, bir tane hanımım var. 2 tane kız var. 3 tane oğlum var. Onların hepsi başımızdan uçtu gittiler. Bir hanım, bir ben kaldım. Geçimizi idame ettiriyoruz şu anda. Sıkıntımız yok, Allah'a şükür olsun. Çok şükür. Biraz da eskilere dair, böyle Akkışla'nın kültürüne dair ne biliyorsan onları bir sonraki nesile aktarmak için onları da anlatırsan eğer. Şimdi Akkışla'nın kültüründe şimdi böyle pek çok önemli olan şeyler yok. Yalnız eski kültürlerimiz, düğünlerimiz olurdu. Ohuntu giderdi köylere. Tabii o düğün yapan kişinin maddi imkanlarına göre, durumuna göre olurdu. Ohuntu nasıl gidiyor, ne demek yani? Şimdi ohuntu şöyle. Size bir davetiye gider. Biz eskiden ona ohuntu derdik. Davetiyeye. Davetiye gider. Oradaki insan da yanına 3-5 arkadaş alır. Elinde varsa bir koyunla, bir kuzuyla, bir koçunla, herhangi bir hediyeyle gelir. Burada ağırlanır düğün evinde, oğlan evinde. Kalabildiği kadar kalır. Vakti doldu mu çeker gider. Şimdi kadın davetiye oldu, o zaman biz okundu diyorduk. Daha önceleri Akkışla'mızda yapılan işleri söylersek, Cumhuriyet bayramlarında, şimdi Bayraktekili Ücepur var ya, evet, onun başında bir bekçi olurdu. Bolu'dan geleni, Kötüköy'den, Alevkuşa'dan, Gömürgen'den gelen insanları oradan düdük çalardı bize, bayrağı sallardı, o tarafa gidin. Biz belediyenin önünde, o zaman ufak bir adliyemiz vardı, nahiye müdürü vardı, o zaman teşkilatlı bir nahiyeydi burası. Oradan davul zurnayla o insanları en az bir 100 metre ileride karşılardık. Hoş geldin derlerdik, misafir ederlerdi. Yemek gelir, kanı duyarlardı. Aşağı Karadaş dediğimiz mevkide at yarışlar olurdu. Cevizci cevizini satardı. Bakkal fıstığını satardı. Öğlen sonra güleş olurdu. Herhangi bir meydanda olurdu veyahut da Hacı Akşitgil'in harma yeri vardı, evlerin olduğu yer, şimdi ev yaptılar oraya. Eski belediyenin orada. Eski belediyenin arkası. Hı, evet. Orada Müselgil'in babasının evinin alt tarafı, bu tarafı, çayırlıyız orada. Orada güneş olurdu, tamaş olurdu, şenlik olurdu. Gene eskisi gibi yeni yurt bayramı olurdu. Şimdi yeni yurt bayramlarında benim aklım yettiği kadar bu dokuma, evdüme kilimlere şah derdik. Yani bir yarısına şah derler. İkisi birleşir bir kilim olur. Veyahut da bir seccade gibi uzun olur, bu divan halısı gibi. Onunla aralıklı sererlerdi. Savan, kilim, halı ne bulursa, hasır, bunun şey yok. İnsanlar sıra sıra otururlar. Leğenlerle, kevgirlerle, kevgir dediğim Kehran. Kehran derdik ona. Yoğurt çalarlardı. Mesela ne kadar? Atıyorum 100 tane lehen. Vatandaş oraya gider. Sırasıyla otururlar. O günün mülki amiri belediye başkanı zaten. Veyahut da nahiye müdürü. İleri gelenler, aklı yetenler, çenesi laf yapanlar birkaç tane laf yapardı. Hoş geldiniz derdi. Vatandaşlara işte bu beyl oluyor. Hani demişler imama bir deve yavrusu görmüşler, bu ne demişler. İmam bakmış sağına soluna, bilememiş. Demiş ki arkadaşlar cemaat bu böyle olur, bundan doğan böyle olur. Onun hesabı ahliyete de derdi bizim bu kültürümüz böyle derlerdi. Üzerine siyah karıcım atarlardı, ürküpten güzel üzümler olurdu. Yoğurdu biz kaşıklardık, kaymağı yani tutardı böyle 2 parmak kadar koyun yoğurdu olduğu için. Yediğimizi yerdik, yemediğimizi köyün fakir insanları torba götürürlerdi, yoğurt torbası. Mesela bir bakraçta atıyor birleğinde 5 kişi varız. Nitekim bu yoğurt, herkes cebine kaşık kor gider buradan. Tahta kaşık, koca kaşığı vardı, içi gınalı gınalı. Kaşığını kendi getirir. Kaşığı kendi götürür. Tabii nereden bulsun o zaman böyle millet şeyi. O kaşığıyla yer onu, artanı da, yani orada yoğurt dökülmez. Köyün fakiri fıkarı bu tarafa getirir. Arkasından Şubat ayında sayıl çıkar. Şimdi o devir kalktı. Şimdi saya gezme diyor. Biz sayıl diyorduk. Büyük sayıl deriz ona. Çobanlar birleşir. Şimdi aşağı mahalle, yukarı mahalle kaç türü varsa sürü sahipleri birleşir. Çobanları. Sahipleri değil. Sahipleri birleşirler. Şimdi nasıl anlatayım? Sizin bildiğiniz yerden söyleyeyim. Veyahut da benim mahallemi söyleyeyim. Şimdi 3 veya 6 kişi gelir burada Çavuşların veya Çerkezbağ'ın, yok Şıkmısaların veyahut da Haydar'ın başına çıkar. Türkü çağırırlar. Biz o zaman mahalleye sahilin geldiği birlik geliyor yani. Onlar öncü. Onlar türkü çağırır, burayı bırakırlar, öbür kıya geçerler. Ona da buraya sahil gelir. İşte sahilde türküler çağrılır. Köse yatar yere, köse kalkmaz, gelin ağlar. Ondan sonra ev sahibi, orada 3 kişi var görevli. Biri herkese yağ toplar. Bir tanesi burgul toplar. Bir tanesi bağışı çalır. Olay bittikten sonra bir yerde toplanılır. O burgul bakkala gider. Gece bakkal kalkar. Bunlara şeker sucuğuydu, lokumuydu, bilmem neydi verir. Alırlar. Müşterek o yağına da bir pilav pişirirler. Bir yerden ekmek bulurlar. Millet de var yani Allah'a şükür kimse ekmeksiz değildir. Onu oturur yerler. Saya gezmemizde böyle olurdu. Ve hatta bir şeye varınca eve vardığın zaman köşe yatar, gelir üstüne abanır, şöyledir. Şekerim var ezilecek, dürbetlerden süzülecek. Kalk gidelim köseciyim, çok kapı var gezilecek. Kösemimde bir gözü kumar, birin açar birin yumayar. Aplasından haşlı kumar, kalk gidelim köseciyim der. O oynayan arkadaşlar, yanında oynayan grup bir yağburgul yağburguluna varırlar. Hey diye uşak diye bağırır, şamatayla kalkarlar. Varırkana da öncü gene kapıya vuran burgulcu değneğiyle kapıya vurur. Tabi bu ara saat 9, 10, 11 olabilir. Çünkü kocaman köy bitmez. Yani köyün hepsine varırlar. Bir ucundan başlarlar. Bir ucundan çıkarlar. Kuzunun ayı tüyü bitti, çobanın ayı gitti, hediye uşaklar. Davarın ekiz kuzası, bibi, Asya, Fatma bibi falan hala diye çağırırlar. Öyle uyanırlardı. Sayılarımızda bir olurdu. Gelen bir misafir oldum muydu dışarıdan? Mesela benim aklıma yetti. Eskiden çelçiler vardı. Üzüm, incir satarlardı. Adam 8 torba incirinden gelir. 10 torba üzümü var. Geçi buynuzu var. Hatta biz palıt da yerdik. Palıt var ya. Onu nasıl diyorsun? Onu ununla karşılıklı verirlerdi. Teraziye kor, bir tarafı unu kor, bir tarafı palıtı kor. Karşı karşıya. Para ödemem onun karşısında. Çerçiler geldi çorap eskisiyle, pasavrayla, kilim eskisiyle, bu gibi şeylerle işte bu incirden, üzümden verirlerdi. Affedersin adamın bir de eşeği de var. Şimdi adama bir yer bulun, bir de eşeğine yer bulmak zorunda kalın. Mesela Gömürgen'den birkaç tane bakkal vardı, Körallı vardı benim bildiğim. Adam buraya gelir, bize 2,5 lira verirdi. Kayseri'ye gidiyorum, akşama geleceğim der. Biz Çorağ'ın neresinde o eşeklere yayardık gelinceye kadar. Kamyon buraya gelir, çamurlu yol, çıkmaz. Zabit'in bir kamyonu vardı, çadırlı. Veyahut da Çerkezoğlu Ahmet vardı, çiftlikli. Thomasların evinde yatar kalkarlardı. Buradan çadırlı kamyondan Bünyan, Kayseri, sever yapar. Onlar gelince kadar biz onları işte affedersin eşekleri çevirirdik. Akşam olduğumuzda 2,5 liramız, 3 liramızı alırdık. O da güzel paraydı yani o günün parasıyla. Ben 100 paralarım yani 2,5 kuruşum varan kağıt veya demir paranın çok kullandım. Bilirim yani onlara aklım yeter. Yani böyleydi. Çok iyiymiş eskilerden ya. Bir de ben şunu çok merak ederim. Eskilerin düğününde oyunlar olurdu. Şimdi hiç yapılmıyor ama oyunları da anlatır mısın? Anlatayım. Şimdi kız evine giderken oğlan evi deve yapar. Bir post bulurlar. Onu deveye benzedirler. Ayna kollar, kapaklı ayna falan. Bir tane küçük kısa merdiven alırlar. Alttaki insanlar rahat adım atmak için 3 kişi yahut da 2 kişi girer altına. Merdivenden tutarlar. Üstünde kilim var. Kesinlikle insanların ayakları görünmez altta. Öndeki giden de o deve zaten bir çubuğun üzerinde kafayı sağa çevirir, sola çevirir. Boğazında çan var, dangır, dungur öter. 3-4 tane kız giyindirirler oynaması için. 2 tane de Arap olur. Bu pecenin isinden falan yüzüne sürerler. Arap tanıyamazsın. Adamın gözü kadar, dudağını görün. Onların da elinde kayış, 2'ye katlarlar. Yani o kızları kaçırmaya var ya yolda oynayakana falan. Böyle bir şamata. Oraya varılır. Düğün evine varınca gel işte hadi bakalım oynasın deyince bu ara önde giden ihtiyar deveyi yıktırır. Onlar dizini yıkar aşağı bir inerler. O da onlarla beraber çöker. Yanında onların bir de dede var. Sakallı dede. Arapların başı. Üstüne kürk giyer. Üstüne kürk giyer o. Sakal var. Uzak şöyle. Onu yaparlar şeyden. Yünde yaparlar. Şimdi orada kız oğlanı kaçırır. Kız oğlanı kaçırdı mıydı? Bu kızın dayısı kim? Babası kim derler. Durumu iyi olan kız var. Aha benim babam der. Oğlan tarafına. Kendi de oğlan tarafı zaten varıyor ya. Kız tarafı kaçırdı ya. Oğlan da aha bu benim babam der. 4 kişi kızlar birer tane yakalar. Adamın durumu var. 10 lira 5 lira verecek gücü var. Oradan alınan para gene düğün bittikten sonra horoz alınır, tavuk alınır, işte şeker sucuğu yani eskide böyle. Bu oyunlarda böyle olurdu. Çok güzel oyunlar ya o zaman. Çok güzeldi tabii ya şimdi onlar devemi ve işi kalktı. Ben affedersin geçen sene bir hastayım. Bende kuvak var. Yaylada bir sahil çıkarak dediler. Beni gelin yaptılar. 2-3 tane gelin var. Biz protokolün önüne gelin çıkarmaya gidiyoruz. Biri beni kaçırmaya çalışıyor. Kesildim. Türkü söylemedim orada. Nefes yetmedi. Uğraştım. Zaten 2 tane dönsem ben nefesim kesiliyor. Ya orada biz oyun yapıyor. Burada şey kaçırılmaz yani. Gelin kız kaçırılmaz orada. O yanlış işte. Bilinçsizlik. Kimin olduğunu bilmiyorum. Kullu bir arkadaş da önemi yok. Yani her şeyi bilinçli yapmak eskiye bağlıydı. Şu anda ben eski düğünleri burada göremiyorum. Ha şöyle görüyorum. Adamın durumu iyiyse düğünü kalabalık. Aynen. Yok durumu zayıfsa düğünde 4 kişiyi göremem. Gençler bir de meraklı. Olay yere çok adam gider. Alan, 2 düble alan halayı başına durur. Oynar, öteye gider, ödengeçler gelir, aynı halaya gene çekirler. Zaten öyle fazla bir çeşit halayı da bilen yok fazla. Yani aynı halay, burada 10 tane, bir 5 tane bir halay var, çeviri söylerler. Ha gene işler rast gelsin, düğünü boş koymazlar. Düğüne varmak, oynamak, gülmek demektir. Yalnız usulü var bu işin. Eskiden usullerimiz çok iyiydi. Yani şimdiki gibi değildi. Şimdiki beğeniyor mu diye, beğenmiyorum. Şimdiki düğün maddeyi çıkar. Boğaz çıkar yani daha doğrusu. Yani yemek verilecek, olanacak, o düğüne gider. Mesela şimdi adam düğün yapan adam bilmiyorsa zaten hiç kimse varmaz. Ama da bilecek tabii, dezgası olacak. Yoksa olmaz. Ben bir düğün yapsam 40 kişi gelir. 50 kişi gelir ta köylerden. Planı düğün vardı gidelim. Niye? Var bir şey gıdıklanacak. Ama öteki adam da yok. Yani bilmez. Çevrede yok. Ne yapar bu adam? Yani, komşuyla baş başa kalır. Olmaz mı düğün? Olur. Ayrı bir olay ama eski şenliği şimdi bulamıyor. Eskiden şenlikler öyleydi. Aynen, zaten şimdi düğün yarısından çoğu salonlarda geçiyor. Harman düğünü de bitiyor. Ha, bir de şu var. Şimdi salon düğünleri çıktı. Müzikollü. Vatandaş oraya varıyor. İşte 1-2 bin lira ücret ödüyor. O da düğün salonun kalitesine göre değişiyor. Yani bir çarşının işi ayrı, bir ilden düğün salonu ayrı mesela. Ben çok yer biliyorum. Oralara varıyor. Adam diyor ki kaç atıyorum? 2 bin lira veriyor. Bir tane pasta getiriyor, bir tane kola getiriyorlar. Millet oturuyor. Angıt gibi dinliyor. Bunun ayıbı yok. Ondan sonra hadi şak gelin takı, dön geri. Ama burada olsa serbest davranır. Kır düğünü gibi düğün mü var ya? Biz buna kır düğünü diyoruz şimdi. Köy düğünü kır düğünü demektir. Yani. İstersen evinde yap, istersen bahçenin içinde yap. Kimse karışmaz. Ha, burada halk daha serbest davranıyor. Orada da sıkılın. Yani sıkılabiliyor insan. Ben gencim, eşim var. Müzik çalınca çıkar dans yapabiliyorum. Ama öteki garibanım orada sana bakıp duruyor. Yani o mağdur oluyor. Dansı bilmiyor. Ayak uyduramıyor. Ama burada olsa davulun iştahını oynar. Koluna hava gider. Aynen. Aynen böyle. Şimdi bir de Allah gecinden versin. Biz bu dünyadan gitsek bile arkamızdan gelenlerin unutmaması için demen gereken bir şey var mı? Onlara bir şey, şunları hatırlasınlar. Ne bileyim, nasihatim şudur diyebileceğim bir şeyler varsa onlar da dinleyelim. Şimdi arkadan gelen insanlar diyor ki yeni yetişen kuşakları hesap ediyorsunuz değil mi? Aynen. Ha. Yeni yetişen kuşaklara ben gençlerin okumasını isterim. Okusunlar. Okumayan insanlar köyde kalır. Resmenlikle uğraşır. Gelir yok. İstihdamımız yok burada. Ya malcılık yapacak yaylalarda ya da ameliyelik yapacak. Ya yapabildiği kadar insan gücüyle, kazmayla, küreğiyle biz ona ameliye dedik. Eski adıyla. Şimdi adı işçi. O ameliyelik yapacak, rezil olacak. Alkoldan uzak olacak. Sıhhatli uyku uyuyacak, dengeli beslenecek. Cenab-ı Allah yardımcı olduktan sonra ne hastalık gelir o adama, ne bir şey gelir. Ben böyle düşünemedim. Ama yani şimdi benim dediğimiz gittiğim yola gitme değil. Gençlerin düşünmesi lazım. Yani ben bir abi olaraktan, bir büyük olaraktan gençlerin alkolden, sigaradan uzak durmasını, düzenli beslenmesini, dengeli, zamanda uykusunu, ilacı varsa gene zamanında alması, şerefiyle, şanıyla gitsin askerliğini yapsın gelsinler. Zaten şu, askerlik çok azaldı. Eskiden bizim gibi değil. Ben 20 ay yaptım. Bana mezuniyet durmadı. 20 benim vardığımda 24 aydı. Orada bana bir 4 ay vurdu. 24 ay gittim. 20 ayına geldim ben geri. Kıbrıs'a çağırdılar. Mersin'den geri döndük. Geçen gazi oldu. Geçemeyen nefer geri geldik buraya. Gençlere dürüst. Şimdi dürüstlük başka bir şey. Bu genç aslında benim bu sözlerim değil de ben burada kaymakam olsam, belediye başkanı olsam seminer veririm. Şimdiki gençlere lise talebelerinden başlarım, çocuklarından. Ha, karı kız da olsun, aile olsun, hiç sıkıntı yok. Seminer veririm. Güzel ahlaklı olmayı öğretirim. Medeniyeti öğretirim. En azından ben bir lokantaya girerim. Eşimle beraber, benim eşim büyük masayı seçer. Hayır, ben 2 kişi masayı seçerim. Çünkü orada 2 kişi masa var. 6 kişi masayı kaplamam, işgal etmem. Bu da bir kültürdür, yaşam kültürü. Böyle dedikodusuz. Ha benim yüzüme, vay senin gibi adam yok, Osman'a, Hasan'a diyecekler. Ben 10 metre ayrılınca arkamdan değişik konuştum. İşte bu işi bozar. Bu insanlara böyle yapmamak için aklı yeten ne biliyorsa, dağarcığında ne varsa gençlere saçmak için bence burada bir sene Türkmen evimiz var geniş. Orada güzel konuşan hatip insanlar var. Benim dişim yok, konuşamıyorum, ayrı bir olay. Ağzı laf yapan. Seminer verirse inanırsan gençlerin geleceği parlak olur. Yoksa benim çocuğum benden öğrendiğini yapar. Başka bir şey yapamaz. Nere olsa olsun. Benim torunlarım var İstanbul'da. Üniversitede biri İstanbul Üniversitesi'ni kazandı. Yani yüzüne şahit sen bu evden çıktı bu çocuklar diyeyim. Kültür var. Medeniyet batıdan başlıyormuş derler ya. Doğrudur. Benim dediğim gibi seminer verilmesi lazım ya gençlere. Yani konuşmana olmaz filan bunu dediydi. Ha bu çinkara dediğine döner. Yani hatırlanın. Hani bir mevzu olur. Biz yok ya çinkara dedi, Ali Osman'ın dediği falan böyle laf ederek. Ama seminer verilirse çeşitli toplantılar yapılır. Haftada bir kere ya. Beni pazar günü bana harca ne olur. 2 saat hatip konuşacak. Nefes o tüketecek. Sen orada bir feyiz almaları lazım. Bence. Bilmiyorum. Yanlış düşünüyorum. Çok doğru. Yanlış yolda giden birileri varsa onları doğru yolda iletmek lazım. Tabii. Örnek gösterecek. Ya seminer çok önemli benim için. Halkın bilinçlenmesi lazım. Ailenin bilinçlenmesi lazım. Şimdi aile de çok önemli. Bunu dedikoduyu erkekler yapmaz. Kadınlar da yapıyor. Ha onlara da ayıp bacın. İşte böyle olmayacak, şöyle olacak. Bir insan geldiği zaman hoş geldin denecek. Ben şimdi burada yokum. Benim gelir birisi hanımına soruyor. Ahmet abi burada mı? Yok burada bilmiyorum. Kapıyı şak örttü. Olmaz. Gel diyor şey var. Kardeş kimsiniz? Niye aradınız? Buyur. Notu varsa ben söyleyeyim. Bak, bunları her aile beceremez. Her insan misafir kabul edemez. Her insan misafir olamaz. Her adam topluma giremez. Şimdi kültürler ayrı ayrıdır. Kahve kültürü ayrı. Gazino kültürü ayrı, lokanta kültürü ayrı, toplum kültürü ayrı, resmi dairenin kültürü. Bunlar hep bilinç altında bilmesi lazım vatandaşın. Yani bir ben bilmişim, biz siz bilmişsiniz. Bu bir şeye yaramaz. Zaten şu anda, bilmiyorum şimdi var mı, bundan atıyorum. Sene 1975'te falan vardı. Şimdi gitmiyor, işim olmuyor gitmiyorum. Şimdi ben size bir soru sorayım. İş bulma grubu niye yarar? Oraya başvurup işsizlerin... İşlere iş verir. Aynen. Doğru mu? Oraya kim varır? İşsizler. İşsizler varır. Müdür yazmış. Şef yazmış. İş olmayan giremez diyor. Arkadaş nasıl gidecek şimdi? İlla ki bir tecrübe... Kapıya istedim. Yazmış diyorum bak. İş olmayan giremez diyor ya. Sen niye varsın orada? Aslında oraya iş olan girer. Ha bu yazıyı dedim o zamanın... İsmail Grup Müdürü vardı, Teslim Sam Beyefendi vardı, bilmiyorum Allah rahmet eylesin, büyük kısalı. Dedim ya şu yazıyı kaldırın, ayıp dedim ya. İş olmayan giremez olur mu İsmail grubunda? Ne demek dedim ya. Düşün haklısın Ahmet abi dedi ya. Yazıyı aldı, bilmiyorum geri taktıramı takmadır abi. Ya kültür çok önemli. Aynen. Ha, bunu anlatmak değil de eğitmek önemli, eğitimci olacak. Eğitimci şart. Bunu bir öğretmen yapabilir. Bilinçli bir belediye başkanı dili dönen yapabilir. Bir kaymakam bey yapabilir. Yandaki personel, daire amirleri, halktan birisi, işi bilen. Yani bizim burada çok güzel insanlarımız var. Konuşanı, danışanı, böyle ağzı laf yapanı. Bu iş hatip işi. Yani vaaz gibi. Vaazcı nasıl vaaz veriyor? Kur'an kursuna gidiyor. İmam Hatip'e giden veremez. Kur'an kursuna giden havuz olur, vaiz verir. Küçükten gider onlar. İlkokulu bitirir giderler. Tabandan yetişirler. Tabii. Çekirdekten yetişmedik biz ona. Aynen. Durum böyle. Bir de ben şunu soracağım. Buyur. En çok merak ettiğim şeylerden biri. Bu yaşına kadar gelmişsin. Hı. Çok şey görmüş geçirmişsin. Aklının bir köşesinde yer eden böyle komik olur, gözünün yaşardığı olur olaylar var mı? Şimdi, yani bu yaşına kadar neler gördün, neler geçirdin? Şimdi benim hayatım komple dışarıda geçti. İstanbul, İzmir, Afyon, Kütahya, Bursa, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Çankırı, ne diyorum, hani aklına nereye gelir? Dışarıda çok kaldım. Ezildim, cezaevinde çok kaldım. Yoksa ceza yattım. İşte burada iki kere olay yaptım, bazacı diyordum, bilmem birini bıçakladık, ele yattık. Birinde tarlada çene çıktı, vay sen çene içiyorsun dediler. Ben sulu başa tanımam, o ayrı bir olay. İnandıramam da. Onu yattık, cezaya yakalandık falan. Şimdi benim başımdan çok şeyler geçti. En güzel rahatı askerdeydim. Tuğgeneral'ın postasıydım. 135 gün izinim var Akkışla'ya. Kendi şeye giderdi. Erzincan'a, 58'e. Beni buraya Çürükmez'e vurdu. 10 gün burada kalırdım. Kayseri orada evinde buluşurduk. Yani emir subayı vardı onun, yüzbaşı. O gelmedi, ben gelirdim. Ben buralı olduğum için ben alı gelirdim, severdi beni. Burada birkaç tane arkadaşlarım var, isim vermeyeyim. Sayende askerlikte yaptırmadım yani. Komik olay olaraktan da askerde geleceğim. Yani aklımda kalan da askerden geleceğim. O zamanlar İzmir'in Kayseri'nin arası 40 lira. Babama mektup yazdım. Baba, bu ara 2 ayım var. Dedim tezkere alıp geleceğim. Orada da yattım Manisa Tümer Cezaevinde. Gene bir başçavuşla kasatura vurduk. Olay çok. Vukuatçıyım ben. Baba, İzmir'den Kayseri'ye kaç günde varım? Akkışla'ya dedim. Babam cevap yazdı ki dizin dermana bakar oğlum dedi. Güzel bir cevap verdi. Ben de istemedim. Yani olaylar çok. Yani hangi birini anlatayım? Benim başıma gelmeyen kalmadı. İyi günlerimiz mi olmadı? Kötü günlerimiz de oldu. Mesela ben iyi günlerim. Ben Kayseri'de şeyden geldim. Cezaevinde gardiyanlık yaptım. Kayseri Kapalı Cezaevinde. 1 sene gardiyanlık yaptım. 1 sene sonra oradan ayrıldım. Ve o zamanın Adalet Bakanı Şevket Kazan'ıydı. Müdürün hakkında dilekçe yazdım. Babası çivili gibi falan kullanıyor diyeyim. Bize salıdan sarıya 1 gün izin verirler. Diğer günler mahkumdan farkın yok. Orada yatan orada kalan. Var diye yaptım onları. Ondan sonra ayrıldım oradan. Belediyeye girdim. Fen işlerine işçi olaraktan girdim. Erenceli Başkontrolü, zabıta müdürlüğü yaptım. 57 personelim vardı zabıta. Ondan sonra Almanya'ya gideceğim diye ayrıldım. Ayrıldıktan sonra Kenan Evren hışmına uğradık. Pasaporta şitemiri vurdurdum. İş Bankası'ndan döviz aldım. Adını sen söyle. Ankara konsolosluğunda gece saat 2 turnikeye giren. Böyle turnike var konsolosluğun önünde. Var ve orada önce varan bir kişi sıra yazar orada. Gelen o sıraya geçer. Kimse hakkını yemez. Gece başımıza asker yağdı. 12 Eylül gasbine uğradım. Ondan sonra da çeşitli fabrikalar da vardı. İş yerleri vardı. Ben atlarını geçebilmek istemedim. Ona çocuklarım büyüdü. Canları sağ olsun. İşleri güçleri rast kessin. Şu anda yaşamımı idame ettiriyorum. Ailemle mutluyum. Sıkıntımız yok. Sizler gibi dostların sayesinde geçinip gidiyoruz. Daha şu memlekette kimseye kaşının üstüne gözü var demedim. Hiç kimse beni bu memlekette sarhoş görmedi. Evet bağımlıyım ama beni sarhoş göremezler. Zaten terbiye oradan başlar. Yani bunu işince şey etmek değil. Adam gibi efendi olmak. Adam gibi içeceğim işte bildiği. Suyu nasıl içeceğim, ne içeceğim. Durum böyle. Bir de senin şöhretin, şu Mahmudo kurban türküsü, Burak Akkışla'ya Kayseri Türkiye'yi sardı. Mahmudo türküsü, onun patenti bende. Aynen. Masunu söyledi. Bunu 40 yıl önce biliyordum ben. 40 yıl önce söylemiş bir türkü bu. Ben de İstanbul'da sarayı vardı, orada konser falan verirdi Masunu. Sene 62-63'lerde. Bu Akkışla'da ortaokul yoktu. Ben Büyükyan'da da okudum ortaokulda. Bu zamana burada Akkışla okuyordu. Ben orada özel idare okuttu. O zamanın kaymakamı kendisi Nevşehirli Cezmi Terzioğlu vardı. Sonra Eskişehir valisi oldu. Hala 2 sene önce gene görüştüm. Bir vesileyle bir dernekle buluştuk. Benim de velimdi o. İşte gene bu bize okulu bıraktık, kaçtık. Bu Mahmudo'da, Akkışla'da geldiğimde ilk defa Kemal Altıntaş'ın düğünü de söyledim. Kaç tarafa bir kız verdi. Bu şeylere, kebirlikler, uşaklarına. O zaman söyledim. İstiyorsan söyleyeyim. Vallahi çok sevindim. Tamam. Mutlu oldum. Onun patenti bende, o kolay. Aslında daha uzun olsa daha iyi olur. Daha iyi olur, aynen. Madem dünyaya dargındın Mahmudo, kurbanı niye doğdun? Kader yolunda yorgundum Mahmudo, kurban niye doğdun? Mahmudo, kurban niye doğdun? N'olur insan olmasaydın, bilir miydin gelmeseydin? Keşke doğmadan ölseydin Mahmudo, kurban niye doğdun? Mahmudo, kurban niye doğdun? Kim okuyup yazar seni, rüzgar değse bozar seni, ölsen kovar mezar seni Mahmudo, kurban niye doğdun? Mahmudo, kurban niye doğdun? Tahta döşek takır takır, gözün yaşlı şakır şakır, ölüler senden rahattır Mahmudo, kurban niye doğdun? Mahmudo, kurban niye doğdun? Haftan yoktur, ayın yoktur, kurban gelir payın yoktur, Ankara'da dayın yoktur Mahmudo, kurban niye doğdun? Mahmudo, kurban niye doğdun? Masunun işin doğrusu, terz alımın borusu, dayımın yetim yavrusu Mahmudo, kurban niye doğdun? Mahmudo, kurban niye doğdun? Vay, ağzına sağlık. İşin gücün rast gelsin. Allah razı olsun. Ben yeni hastaneden taburcu oldum, geldim. Kalp kapaklarımda üfleme varmış, onları hallettirdim. Günden de Kayseri'de Göğüs hastanesinde bir profesöre vardım. Benden şey aldılar. Akciğerimden şu suyu aldılar. Patolojiye gönderdiler. 14 gün sonra bana sisteme düşecek. Bu beni uyutmayan, nefesimi kesen buymuş. Ben yürüyemiyordum. 3 adım atamıyordum. Sen geçen geldiğinde konuştun da sen bakma konuştuğuma. 3 ay insan gece gündüz uyumaz mı ya? 3 ay uyumadım. Çok şey çektim, hastalık çektim. 2 kış. Daha kışı burada görüyorum şimdi. 2 kış hastanede geçti. Ama şükür olsun çok çok iyiyim. Rahatım da yerimde. Nefesim de düzeliyor yavaş yavaş. Şu anda iyiyim. Bir sıkıntım yok. Onunla geçmiş olsun. Evet. Valla bu halinle, bu hastalığınla bizi kabul ettin. Olur mu? Baş tacımsın. 7-24 saat hanem açık sizlere. Sevdiğim insanlara. Ya bu an varlık yarın yok. Allah kimseye sıkıntı vermesin. Amin. İtibardan düşürmesin. Amin inşallah. Benden zarar olan varsa buyursun yüzüme söylesin. Kar olan saklasın, kimseye bildirmesin. Hakları varsa helal etsinler. Benim hakkıma helal olsun. Ben de kimsenin hakkı olmadığı biliyorum ama olabilir ya. Belki bir hıyar mıyar çalmıştık çocukluğumuzda. Başka bir şeyimiz olmaz bizim. Yani bahçeye girmiştik diye. Başka bir şey olmaz. Başka bir hırsızlık alıp bilmeyiz biz. Yakışmaz bize. Ha, yakışmaz ama şimdi bu Akkışla kültüründe, yani camiasında bir de şu var. Suçluysan, fakirsen suçlusun. Fakirsen suçlusun. Karaboyun evde koçu çalınır, yukarı mahallede seni suçlarlar. Niye? Boş geziyor, işi yok. Fakirsin ya. Bunlar olmaz. Bunlar sıkıntıya girer. Anlayabildin mi? Benim kimsede hakkım yok. Var ama, çok hakkım var. Yani burada Akkışların içinde en azından 15-20 kişi var. Kayseri genelinde 200 kişim var. Kayseri Belediyesi'ne, Hava İkmal'a, Türkiye Elektrik Kurumu'na, Devlet Su İşleri'ne, Sümer Beyes fabrikaya saymıyorum. İşte, hatta benim arkadaşım vardı Atlasal'da, muhasebe müdürü, okul arkadaşım. Yılmaz Sarıçek, trafik kazasında öldü. 10 kişiyi gönderdim, kabul ediyordu. Yani çok adam verdim. Hepsi emekli oldu. Ben yeşil katlıyım. Buyurumdan yak. Durum böyle. Allah razı olsun. İşin rast gelsin. Geldiğiniz teşekkür ederim. Hatam varsa bağışlayın. Estağfurullah. Senin için rast gelsin. Hakkını helal et. Yorduk, konuşturduk. Olur mu? Helal hoş olsun. Ben zaten müsaitim dedim size. Müsait olduğum için sıkıntı yok. Ha, müsait desem zaten öyle bir şey olmaz. Mutlu oldum ya. Sizinle mutluyum yani. Biz de mutlu olduk. Allah yolumuzu açık etsin. Amin inşallah. Sağlık sıhhat versin. Başka bir şey istemiyorum. Amin. Parayı boş ver. Para gelip geçici. Aynen. Ben 2 senedir tedavi görüyorum. Benim döktüğüm parayı ben biliyorum. Ha, nereden aldın, nereden çaldın? O bellisiz. İtikadın doğru olsun. Kalbin doğru olsun. Dürüst ol ya. Dürüst ol. Allah bir yerde sana kapı açar ya. Ben böyle inancım var. Ben böyle biliyorum. Yani ileride bir alkol almayana falan gavur muğur diyerek. Öyle bir şey olmaz. Ben bu insanla, bu Aşeroğlu Hacı Ahmet'in kızı, bu insanla 50-51 senedir beraberim. Maşallah. 2001 değil mi? Evet, 2021. 50 sene beraberim. Geçimimiz iyi ya, mutluyum ben ya. Bu çocuklarımın anası, evimin direği, vallahi çok hakkı var. Çok hakkı var. Soylu bir ailenin çocuğu. Ama işte ana öldü, baba öldü, kardeş yok, tek kız. O da bize kısmet oldu. Biz de bunun kıymetini biliyoruz. Ayağına çorap alıyor, ayakkabısını alıyor, çamur kar görmüyor, sırtına, başına yağlı alıyor. Yeterli, gıdasına bakar o, kendi bilir. Çok şükür. Allah birbirinizi birbirinizden ayırmaz. Amin inşallah. Herkesin benim bir mutlu olmasını isterim. Amin. 51 yılın adı var. Bu memlekette bir Çamur Ahmet 51 sene bir kadınla yaşıyorsa sıkıntı yok demektir. Memleketin sıkıntısı yok demektir ya. Vallahi diyorum bak. Durum böyle. Şimdi alıyor adam 3 gün sonra boşanıyor. Hiç eve varmıyor. Altına suya alıyor, yağlı atıyor. Bilmem ne oluyor. Sıkıntı.